Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum ben Cici Biyoloji Tayfun Hoca e, Anket soruyla kısa tekrar videoları yapıyoruz sıra geldi hücreye e, Bu bir oynatma listesi bu oynatma listesini e, ana sayfada kanalım kısmında siz artık ana sayfada göreceksiniz YKS özel kısmında anket soruları kısa tekrarlar oynatma listesinde bulabilirsiniz Mesela bu hücreyle alakalı ikinci anket sorusu serisi oluyor Daha önce bir tane daha çözmüştüm anket sorusu serisi Oraya girip bakabilirsiniz. Bu anket sorularını tamamen okul kitabı üzerinden incelemeye çalışıyorum soruları. Bazen kendi kafamdan da uydurduklarım oluyor. Sırf kaos çıkarmak için. Ama genellikle okul kitabı dışına çıkmamaya çalışıyorum arkadaşlar. Amacımız okul kitabını iyice irdelemek. Ee, kıyısında, köşesinde bulunan bazı mevzuları aynı kulağınıza karpuz kabuğu işleyen neydi? Karpuz suyu neyse atasözünü unuttum. Kaçırmak amacı güdüyor. Yoksa her soru bankasında göreceğiniz, her yerde göreceğiniz sorulardan oluşan bir soru silsiyesi de çözmüyoruz burada. Biraz daha değişik sorular sormaya çalışıyoruz. Aslında benim genel itibariyle sorularda yaptığım iş bu. Çünkü diğer soruları her yerde hemen hepiniz çözüyorsunuz. Soru 1 ile başlayalım. Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek sınıflandırma amaçlarındandır. Sınıflandırmanın başlangıç kısmında arkadaşlar sınıflandırmanın amacı diye bir kısım var. Ben şahsen oradan bir soru bekliyorum. Sınıflandırmanın amaçları böyle maddeler halinde dizilmiş. Orada bir madde dikkatimi çekti. Ekolojik ve ekonomik kaynakları tespit etmek sınıflandırmanın amaçlarındandır. Yani sınav esnasında çıksa o stres halinde böyle bir mevzu çıktığında bunun ekolojiyle alakalı olabileceğini düşünebilirsiniz. Sınıflandırma ile alakalı olamayacağını düşünebilirsiniz. Ama sınıflandırmanın amaçlarından biri de budur. Dolayısıyla doğrudur arkadaşlar cevap. Geçelim. Çoğunuz zaten doğru demişsiniz. Tebrik ediyoruz. Geçelim ikinci soruya. Bütün canlılar bakteri, arke ve ökaryot olmak üzere 3 ana gruba ayrılmıştır diyor arkadaşlar. Valla okul kitabında sayfası tam aklımda değil. 9. sınıf e, Anadolu Sesi Map Yayınları kitabını açın. Arkadaşlar 1970'lerde arkeler bir alem olduktan sonra e, alemleri 3 ana gruba ayrılmışlar. Üst domain deniyor. Üst alem. E, okul kitabında da 3 alem ayrıldığı yazıyor. Aynen bu cümle diyor ki. Bakteriler, arkeler ve ökaryotlar olmak üzere 3 ana aleme, 3 ana grubu ayrılmıştır diyor. Maalesef doğru arkadaşlar. Çoğunuz yanlış işaretlemişsiniz ve elenmişsiniz. Ee, ama tabii ki ÖSM çıkıp da size bunu sorar mı? Bence sormaz. Ee, hani 3 ana gruba kaç ana gruba ayrılmıştır diye sorabilir mi? Sormaz tabii ki yani öyle bir şey soracağını zannetmiyorum. Ama ana grubun içerisinde bakterilerin, arkelerin ve ökaryotların olduğunu bilseniz sizin için fena olmaz arkadaşlar. Geçelim üçüncü soruya. Telefonumuzun sesini kapattık ve üçe geçtik. Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori denir arkadaşlar. Kategori denir. Ama kategorilerdeki o canlı gruplarına ne denir? Takson denir. Hepiniz takson demişsiniz yanlış demişsin cevap kategori olacaktı. Birçoğunuz elenmiş. Geçmiş olsun arkadaşlar. Büyünce geçiyor. Rahat olun. Sınavdan önce düşmeniz daha iyi. Geçelim dördüncü soruya. Gülüyorum ama dalga geçmiyorum yani. Öğrendiğinizi hissediyorum. Hoşuma gidiyor. Türden aleme doğru canlı çeşitliliği. Türden aleme doğru, alemden türe doğru. Ekoloji, ekoloji diyorum. Sınıf en kolay soruları. Türden aleme doğru gidildikçe işte filin e, hortumu vardır, karıncanın anteni vardır, insanın zekası vardır vesaire vesaire. Yani özellikler çeşitleniyor, artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevap budur. Geçelim 5. soruya. Hapşıracağım. Hapşıracağım. Elhamdülillah. Evet bu ya 5 oldu ya 6 oldu videolarda hapşırma sayım. Evet, toplam videoların hepsinde 5. ve 6. defa hapşırmış oldum. Soru 5'e geçtik. Türlerin adlandırılmasında akrabalık ilişkileri için ikinci isme bakılır. Mesela arkadaşlar bir tane isim. Pinus. Pinus nigra. Bu ne? Karaçam. Bakın bu cins ismi. Bu özellik ismi. Arkadaşlar özellik ismi. Bu cins ismi. İkisine birden tür ismi deniyor. Türlerin adlandırılmasına akrabalık ilişkilerine bakarken arkadaşlar cins ismine bakılır. Birinci isme bakılır. ikinci isme bakılmaz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Çoğunuz yanlış işaretlemiş. Hepinizi tebrik ediyoruz. Geçtik 6. soruya. Gel bakalım 6. Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubu hayvanlardır. Dünyada birey sayısı en fazla olan canlı grubu arkadaşlar bit bakterilerdir. Her yerde varlar adamlar. Her yerde varlar. Dolayısıyla yanlış tabii ki. Geçti 7. soruya. Bakterilerin birbirine tutunmasını ve haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan bakterilerde bulunan arkadaşlar piluslar. Hatta eşey pilusları denir bunlara. Aynı tür bakterinin birbirine tutunmasını sağlar. Aralarında konjugasyon yapılmasını sağlar. Bir yüzeye tutunmasını sağlar. Dolayısıyla cevap Fikri sağlar eski bir bakan arkadaşlar bu arada. Ona öylesine yazdım oraya. %3 işaretlenmiş. Tebrik ediyorum arkadaşları da. Evet 8. soruya geçelim arkadaşlar. Bakterilerin oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon yapan türleri bulunur. Bakterilerde bu üç arkadaşlar ATP üretim mekanizması da görülür. Oksijenli solunum yapan bakterilere aerob bakteriler, oksijensiz solunum yapan bakterilere anaerob bakteriler. Ayrıca sadece fermentasyon yapan veya Fermentasyon ek olarak oksijen son birlikte yapan canlı bakterilerde mevcuttur dolayısıyla doğrudur. Hatta oksijensiz solunum sadece arkadaşlar prokaryotlarda bulunan bir eee solunum çeşididir onu da söyleyelim. Geçelim 9. sorumuza. Bazı arkelerde plazmit bulunabilir. Okul kitabındaki yazan cümle bazı arkelerde plazmit bulunabilir. Eyvallah doğrudur arkadaşlar. Geçelim ona. Arkelerde konjugasyon görülür. Arkelerde konjugasyon görülebilir. Bu da okul kitabından bir cümle. Direkt doğru olarak işaretledik arkadaşlar. Geçelim 11. soruya. Arkelerin hastalık yapıcı ve endospor oluşan türü henüz keşfedilmemiştir. Okul kitabında hemen yazan cümle. Arkelerin hastalık yapıcı ve endospor yapan türü henüz keşfedilmemiştir. İleride keşfedilebilir. O zaman ekleriz arkadaşlar. Ama şimdilik keşfedilmemiştir. Doğru kabul edebiliriz. Geçtik 12. soruya. Arkelerin ototrof ve heterotrof türleri vardır. Arkelerde kemosentez yapan türler var ototrof e, heterotrof türler var metanojenler vesaire. E, ototrofların içerisinde hatta fotosentetikler de var. Henüz bir da girmedi ama girecek inşallah. E, dolayısıyla arkelerin kendi besini kendi üreten ve dışarıdan besin alan türleri vardır. Doğru kabul edebiliriz arkadaşlar. Geçtik 13. soruya zannedersem son soru. Arkelerin metallerin zehirli etkilerinin yok edilmesinde metallerin zenginleştirilmesine ve saflaştırılmasında görevleri vardır. Arkadaşlar bu günlük yaşam soruları karşınıza TYT'de bu tarz bir arkelerle alakalı günlük yaşam sorusu gelebilir. Seçeneklerden birisi arkelerin metallerini, zehirliliklerini yok etmesi olabilir. Bu yüzden özellikle konu sonlarında var olan bu mevzuya dikkat edelim. Şimdi buraya kadar kısımla alakalı kısa bir dipnot belirtip videoyu kapatacağım arkadaşlar. Unutmayın bakterilerin işe şekline göre bakteriler, solunumuna göre bakteriler, beslenmesine göre bakteriler diye sınıflandırmak zorunda değilsiniz. Kalk da arkeleri, metanojenler, halofiller, psikrofiller, işte termofiller gibi arkadaşlar sınıflandırmak zorunda değilsiniz, kaldırıldı bakterilerin ve arkelerin sadece ve sadece genel özelliklerini bileceksiniz. İşte prokaryot türler hepsi bir hücrededirler. İşte saprofit türleri vardır bazılarının. İşte bazılarının ototof türleri vardır. İşte üremeleri eşeğsiz üremeyledir. İşte eşeğsiz üreme görülmez gibi genel özelliklerini bileceksiniz. Sakın ha sakın oturup işte metanojenler şöyle 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 şöyledir. E, psikofiller böyle 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 böyledir diye ezberleme yoluna gitmeyin. Eee... Benim kanal dışında önünüze gelen video kanallarının büyük kısmında sadece arkelerin 15-20 dakika anlatıldığı videolar göreceksiniz. Ama asla ama asla arkelerin çalışacağınız kısmı sadece 5 dakika arkadaşlar. 5 dakika açıp çalışacağınız kadar kısımdan sorulmuşsunuz. Evet 5 dakika değil siz çalışacaksınız yani videoda 5 dakika değil. Evet hepinize iyi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Dakikayı da 8'e tamamladık. Evet arkadaşlar ne oldu? Reklam geliri 8 dakikadan sonra geliyor. Bravo bize 8 dakikayı tamamladık. Alkışlıyorum kendime gibi bir arkadaşlar. Saçmalıkla da videoyu kapatıyoruz.